Efendim iyi akşamlar. TV52 ana haber bülteninden herkese yeniden merhabalar. Bugün 27 Aralık 2023 günlerden çarşamba. Ben Salise Hilal Ergün. Günün öne çıkan haber başlıklarıyla bugün de karşınızda olacağız diyerek bültenimizin bugün oldukça yoğun olduğunu söylemem gerekiyor. Gerek ulusal haber ajanslarından gerek de yerel basından oldukça güzel, yoğun bir gündemimiz var sizler için. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açacağız bülteni. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100. yıl TÜBA ve TÜBİTAK bilim ödülleri törenindeydi efendim. İlmi çalışmalarıyla bilim camiasına şüphesiz çok kıymetli katkılar sunan bilim insanlarımıza ödüllerini takdim etti. Ardından bir konuşma yaptı tören kürsüsünden Erdoğan. Önemli başlıkları vardı açıkçası. Filistin'de işlenen insanlık suçuna binaen Netanyahu Hitler benzetmesi yaptı. Burası önemliydi ve Türkiye'nin de açıkçası insanlık imtihanı verdiğini sözlerine ekledi Erdoğan. İç dünyamızda bu zulmü engellemenin mahcubiyetini yaşıyoruz dedi. Ayrıca İsrail'e tepkileri nedeniyle de baskı gören akademisyenleri de Türkiye'ye davet etti. İzliyoruz. Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları üzerinden Netanyahu'ya yüklendi. Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomasi gayretleriyle insanlık imtihanı verdiğini söyledi. Yaptığımız yardımlara, verdiğimiz mücadeleye, yürüttüğümüz temaslara rağmen bir Müslüman olarak, hepsinden önemlisi bir insan olarak kendi iç dünyamızda bu zulmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri töreninde çıktı kürsüye. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversitelerinde Gazze konusunda sınıfta kaldığının altını çizdi. Bakın bugün Almanya hala Hitler'in bedelini ödemeye devam ediyor. Sırf fikrini ifade ettiği, insanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan tüm bilim insanlarına çağrı yapıyorum. Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Cumhurbaşkanı tam bağımsız Türkiye hedefinin teknoloji, inovasyon, bilimsel araştırmalarda zirveye ulaşma gayretiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi. Türk bilim insanlarına da çağrı yaptı. Akademik ve bilimsel çalışmalarının belli bir kısmını yurt dışında yapmış, orada bilgi ve tecrübe kazanmış bilim insanlarımızın ülkemize dönerek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine destek vermeleri çok ama çok önemlidir. Devletimiz mensubu olduğu milletine şükran borcunu ödemeyi isteyen tüm bilim insanlarının yanındadır. Her zaman da yanında olacaktır. Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele vardı. Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. On iki evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Evet, Türkiye terörle mücadelede tam gaz çalışmalara devam ediyor. Bu bağlamda gerçekten Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları önemliydi. Bu noktada kaliteli, yerinde bir siyaset izlendiğini de düşünüyorum. Teröre ve teröristlere destek veren her kimse bunun da tabii ki de karşısında olacağız. Ancak benim değinmek istediğim bir nokta var. Cumhurbaşkanı'nın yalnız Türk değil, tüm yurt dışındaki emek veren bilim insanlarını ülkemize davet etmesi gerçekten kıymetli bir el uzatış şekli. Buna diyecek hiçbir şey yok. Önemli bir çağrı olduğunu ben de düşünüyorum. Sonuçta bilim evrenseldir. Dünyanın her yerinden özgür bir şekilde yapılmalı. Bunu da yapalım. Buna dediğim hiçbir şey yok. Fakat şurayı da unutmayalım diyorum ben. Bir akademisyen olarak bunu söylemenin üzerimde haklı
sebepleri olduğuna inanıyorum açıkçası. Malum Türk Akademisi'nde şu anda yaşadığımız belli başlı kadro, kontenjan sorunlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız eminim bu konuda gereken çalışmaları yapıyorlardır. YÖK eşliğinde de tabii ki. Fakat önce bizim kendi kadro sorunlarımızı iyileştirsek daha iyi olmaz mı demeden edemeyeceğim. Çünkü malum lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra gerek master yani yüksek lisans dediğimiz akabinde de doktora eğitimlerine devam eden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Kendileri maalesef gelecek kaygısı güderek bu eğitimlerini sürdürmekteler. O yüzden Türk Akademisi'nde kadroya ihtiyaç var. Buradan hem YÖK'e hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrımız olsun. YÖK tarafından kısıtlanmış bir takım kadro sorunları mevcut. Bu sadece ülkemizde değil her ülkede var. Evet ama ülkemize eğer dışarıdan akademisyen davet ediyorsak önce kendi içimizdeki kadro ve yapılanma sorunlarının önüne set çekmiş olmamız gerekiyor diyorum ben. Ki bilim insanları gülsün, bilimi maddi ve gelecek kaygıları eşliğinde yapmasınlar diyedir bu istirhamımızda. Evet, Akşener'in gündemiyle devam edeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 12 askerimizin şehit olması sonrasında meclisteki ortak bildiriye CHP ve DEM Parti'nin imza atmaması gündemdeyken konuştu aslında. İsim vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi Akşener. Oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkarmayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz dedi. Oldukça net ve sert söylemleri vardı Akşener'in. Ve Akşener sonrasında sözü yerel seçim için CHP ile işbirliği yapmamalarına getirdi efendim. Akşener'in mesajlarına gelin hep birlikte bakalım. Biz aynı zamanda milletin vicdanını temsil eden bu kutlu çatının altında PKK terörünü aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz. 12 askerin şehit olması sonrası meclisteki ortak bildiriye CHP ve DEM Parti'nin imza atmaması gündemdeyken ilk kez konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener üstü kapalı bir şekilde yaptı eleştirilerini. Terörist başına metiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyen sözde demokrasi havarisi riyakarlarla oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, DEM Parti'ye söylemlerinden dolayı tepkiliydi. İyi Parti olarak sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Akşener isim vermeden CHP'yi de eleştirdi. Cumhuriyeti biz kurduk diye gezenler uslu uslu oturuyor. Her fırsatta bize milliyetçilik nutukları atanlar çareyi arazi olmakta buluyor. Bir yanda belediye seçimleri öncesinde demlilere şirin gözükmek için susanlar var. Diğer yanda ise beraber yol yürüdüğü, hatta bütçe savunmasını bile yaptırdığı Hüdapar'ın anayasamıza meydan okumasına susanlar var. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki, herkes sussa da biz İyi Parti olarak asla susmayacağız. Meral Akşener sonrasında sözü yerel seçim için CHP ile işbirliği yapmamalarına getirdi. Akşener'in bu sözleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk. Sayemizde makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk. Nitekim operasyonların, dümenlerin ardı arkası kesilmiyor çünkü korkuyorlar. Fakat anlamadıkları bir şey var. Yani ne kadar önemsiz görmüşler bizi. Tek tek bu kişiler kimdir?
Ne yer, ne içer, neye sevinir, neye üzülür, neye kızar, nerede ağlar, nerede öfkelenir? Hiçbirimiz hakkında bir lahza kimse düşünmemiş. O derece önemsiz görmüşler. O derece cepte görmüşler. O derece elde görmüşler. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerinde ordunun sorunlarını bir bir dile getirmeye devam ediyor. Şanlıtürk'ün gündeminde 2024 yılında yapılacak olan şehir hastanesi ve sözü verilen kapalı spor salonu vardı. Şehir merkezindeki eski devlet hastanesinin yerine yeni bir hastane yapımına ihtiyaç vardır. En az 5000 kişi kapasiteli bir kapalı spor salonu inşallah 2024 yılı içerisinde yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmelerinde ordunun sorunlarını bir bir dile getiriyor. Şanlıtürk'ün gündeminde bu kez 2024 yılında yapılacak olan şehir hastanesi ve sözü verilen spor salonu vardı. Şehir hastanesinin şehirdeki büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Şanlıtürk, devlet hastanesinin yerine yeni bir hastane yapılması gerektiğinin de altını çizdi. İlimizde yapımı devam eden şehir hastanesi büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır. Fakat şehir hastanesi şehir merkezindeki eski devlet hastanesinin yerine yeni bir hastane yapımına ihtiyaç vardır. Milletvekili Şanlıtürk, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orduya verdiği 5000 kapasiteli spor salonu sözünü hatırlattı. 2018 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ordu ilimize söz verilen ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinin yapılacağı en az 5000 kişi kapasiteli bir kapalı spor salonu inşallah 2024 yılı içerisinde yapılacaktır. Öte yandan MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la bir araya gelerek ordudaki spor yatırımlarını konuştu. Şanlıtürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Kabadüz Spor Salonu için 6 milyon, Kabadüz Gençlik Merkezi için 9 milyon 150 bin TL, Çatalpınar Tekstil Parkı için 1 milyon 650 bin TL, Aybastı Tekstil Parkı için 4 milyon 500 bin TL kalan ödenekleri talep ettik. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında İlimize söz vermiş olduğu 5000 kişilik spor salonunu en kısa sürede yapma sözünü aldık. Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a nazik kabullerinden dolayı şükranlarımı sunarken bugüne kadar şehrimize kazandırılan ve bundan sonra kazandırılacak olan projeler için teşekkür ediyorum dedi. Evet, şimdi Ordu çapında skandal bir iddiaya gideceğiz sizlerle. Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen öğrencilere cemaat kitabı dağıttı iddiasından bahsediyoruz. Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in tepkisi ise gecikmedi. Ordu Fen Lisesi'nde cemaat kitapları dağıtılmasına ateş püskürdü CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel. Ordu Fen Lisesi Müdürü bir cemaatin 3 kitabını okul öğrencilerine dağıttı. Üstelik ilçe ve il milli eğitim müdürlerinden de izin almadan, hatta öğrenci velilerine de sormadan dedi. Milli Eğitim Bakanı'nı da hedef gösterdi. Milli Eğitim Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde mecliste milli eğitime tarikat ve cemaatleri ortak etmesinin meyveleri çıkmaya başladı. İşte Ordu'da. Ordu Fen Lisesi'nde öğrencilere cemaat kitabı dağıtılması iddiası. Ordu Fen Lisesi müdürü öğrencilere bir cemaatin 3 kitabını dağıttı. Ordu Fen Lisesi'nde cemaat kitapları dağıtılmasına ateş püskürdü Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel. Ordu Fen Lisesi müdürü bir cemaatin 3 kitabını okul öğrencilerine dağıttı. Üstelik ilçe ve il milli eğitim müdürlerinden izin almadan, hatta öğrenci velilerine de sormadan dedi. Yaşanan olaydan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de sorumlu tuttu. Ordu Fen Lisesi müdürü öğrencilere bir cemaatin 3 kitabını dağıttı. Ancak İlçe ve il milli eğitim müdürlerinden izin almadan, hatta öğrenci ve velilerine de sormadan, onların da izin almadan. Peki onu bu cesarete iten ne? İşte bu Milli Eğitim Bakanı'nın mecliste yaptığı cüretkar açıklamalar. Milletvekili Adıgüzel, Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen'i laik eğitim düşmanı olarak nitelendirdi. Sosyal medya dokümanlarını ise kameralara gösterdi. Bu okul müdürünün seceresini bir görelim bakalım diye sosyal medyasına baktığımızda neler gördük neler. Laik eğitim düşmanı olduğunu gördük. Bir okul
Milli Okul Müdürü diyor ki Türkiye'nin başına bela olan laik eğitim diye paylaşımı var. Yine Kadir Mısıroğlu meczubunun bolca paylaşımı var. Bunlardan biri de Nablus Savaşı'nda Atatürk'ün bir askeri deha olarak o 7. Ordu'yu kurtarmasını eleştiren, hatta aslı Yahudi olan bir komutan şeklinde paylaşımını da gördük. Yine 28 Mayıs gecesi seçim sonrasında bu şekilde Arapça elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun şeklindeki paylaşımı. Şimdi her türlü paylaşım var bu okul müdürünün ama bir paylaşımı yok. Bir okul müdürü olarak hiçbir resmi bayramı 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs paylaşmamış. Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım'da tek paylaşım yapmamış ama her türlü Cumhuriyet düşmanının paylaşımı var. Adı güzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cemaat ve tarikatlarla ilgili yaptığı konuşmasını da hedef alarak öğrenciler dağdaki terör yuvalarıyla şehirdeki terör yuvalarının arasına sıkıştırılıyor dedi. Şimdi bu niye var diye baktığımızda aslında bu tür insanlar demek ki her yerde var fakat ortaya çıkmıyorlardı. İşte bu Milli Eğitim Bakanı'nın burada açıkça cemaat ve tarikatlarla işbirliğini ifade etmesinden, buna cüret etmesinden dolayı işte bunlar da ortaya dökülmüş oldu. Bu Milli Eğitim Bakanı ne diyor? İşte diyor tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapacağım. Çünkü çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Peki 15 Temmuz'da darbe yapan askerler, komutanlar dağdan mı inmişti? Hayır. Vaiz kürsüsünden inmişti. Kışlalardan çıkmıştı. Senin Milli Eğitim'den aşağı inmişti. O yüzden Milli Eğitim Bakanı bunu yaparken şuna sebep oluyor. Öğrencilerimizi, yavrularımızı dağdaki terör ile şehirdeki terör yuvaları, taciz ve tecavüz yuvası haline gelmiş cemaatlerin arasına sıkıştırıyor. İki, yani dağdaki terörden korkutup şehirdeki terörün kucağına atmaya çalışıyor. CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel bu yapılanların suç olduğunu beyan etti. Cumhuriyet Savcılığı'nın ve ilgili tüm birimlerin harekete geçmesi çağrısını yaptı. Halbuki çağdaş, bilimsel, laik eğitim bizim olmazsa olmazımız ve bu okul dahil olmak üzere velilere baktığınız zaman %99'u Atatürk'ü seven, Cumhuriyet'i seven veliler, onların çocuklarına onlardan izinsiz bu şekilde neşriyat dağıtmak aslında suçtur. Cumhuriyet savcılıklarının ve oradaki ilgili birimin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve de bu bakanlık birimlerinin yaparlarsa tabii gereğini yapmasını bekliyoruz. Evet, konuya ilişkin bir diğer tepki de Eğitim Sen camiasından geldi kıymetli izleyicilerim. Sendika Ordu Fen Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı da gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı. Gelin birlikte o anlara gidelim. Eğitim biliminin en temel ilkeleri ve öğrencilerin gelişim süreçleri yok sayılarak hayata geçirilen dinselleştirme adımları öğrenciler ve veliler üzerinde yoğun psikolojik baskı oluşturmaya başlamıştır. Ordu Fen Lisesi'nde Işık cemaatine ait olduğu bilinen Mehmet Sıddık Gümüş'ün İngiliz casusun itirafları, Hüseyin Elmi Işık'ın Herkese iman lazım ve Konak Vakfı'nın Mızraklı İlmihal adlı kitapları bizzat okul müdürü Turgay Türkmen'in sınıf başkanlarına verdiği talimat ile öğrencilere dağıtılmıştır. Okul içi mekanlarda depolanan kitapların bulunduğu kolilerin üzerinde fotoğraflarda da görüldüğü gibi merhum İsmail Hafız ve merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerin ruhları için hediyemizdir yazmaktadır. Dağıtılan bu kitapları alan öğrencilerin büyük bir kısmı kitapları toplu olarak çöpe attıklarını söylerken bir kısmı da ürktüklerini belirtirken daha önce de bu tür kitapların dağıtıldığını, bunun ilk olmadığını özellikle vurgulamaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine soruyoruz. Söz konusu kitapların okullarda dağıtımı için izin verilmiş midir? Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen hangi hak ve yetkiyle
vatandaşın çocuğunu kendi ideolojisi doğrultusunda yazılan kitaplarla etkilemeye çalışmaktadır. Efendim, bu iddiaların takipçisi olacağız tabii ki. Yarın da haber merkezindeki arkadaşlarımız gereken görüşme taleplerini dönüt aldıklarında gerekli kurum ve kuruluşlarla başta okul müdürü olmak üzere görüşmeleri sağlanmasının ardından biz güncel bilgileri aktarıyor olacağız. Sonuçta bunlar gerçekten ciddi iddialar. Yarın da eğer teyidini gerçekleştirebilirsek bu ekranlarla sizlerle paylaşmış olacağız. Evet, bir diğer basın açıklamasına gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Tahıl Pazarı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama 2 dakikalık saygı duruşu ile başlayıp İstiklal Marşı ile devam etti. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 12 şehit verilmesi hakkında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu Tahıl Pazarı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama 2 dakikalık saygı duruşuyla başlayıp İstiklal Marşı ile devam etti. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 12 şehit verilmesi hakkında konuştu. 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı. Bağrımıza taş oturdu. Akpınar terör örgütlerini sadece kınamakla kalmıyor, lanetliyoruz ifadelerini kullandı. PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini sadece kınamak ile kalmıyor, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ortak bildiriyle CHP ve DEM Parti'nin imza atmaması da oldukça gündem olmuştu. Başkan Akpınar, CHP'nin kendi bildirisini hazırladığını da kamuoyuna duyurdu. Onların bildirimi burada, bizim bildirimimiz burada. Bunu milletimizin, ulusumuzun takdirine bırakıyoruz. Ana Muhalefet Partisi olarak görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 3 günlük milli yas ilan talebine de ayrı parantez açan CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar hükümete seslendi. Her şeyden önce 3 günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Arap Kralı Suudi Arabistan Kralı için 3 gün yas ilan edenler, bayraklarımızı yarıya indirenler oralı bile olmadılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kendi yetkisini kullanarak ulusal yas ilan etmedi. Yası ulusumuz, milletimiz kendi vicdanında, kendi gönlünde ilan etti. Biz milli yas ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına bir paragraf, iki paragraf yazıyla görev sağmaya ve günü kurtarmaya kalktılar. Basın açıklamasına CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, Altınordu Belediye Başkanı adayı Ulaş Tepe ve parti yönetimi katıldı. Evet, konu Ordu olduğunda söz almaktan çekinmeyen, düşüncelerini açık yüreklilikle ortaya koyan bir diğer isim ise Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel. Yapıldığı günden bu yana konu olan sahildeki otopark hakkında bir takım açıklamalarda bulundu Karlıbel ve otoparkın taşınması gerekliliğine özellikle dikkat çekti. Ve eski çarşamba pazarı projesinin de acilen revize edilmesi gerektiğini söyledi. Yani şehrin en güzel yerinde otopark olmaz. Oradaki otoparkın bir an önce kaldırılması gerekiyor ama bunun için de yer bulunması lazım. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, yapıldığı günden bu yana konu olan sahildeki otopark hakkında açıklamalar yaptı. Başkan Karlıbel, otoparkın taşınması gerektiğine dikkat çekti. Eski Ordu Stadyumu yıkılarak burada bir düzenleme, rekreasyon alanı yapılmak isteniyor. İnanın biz projesini görmedik. Gören varsa beri gelsin. Hani burada ne yapılacağını biz bilmiyoruz. Bunun üst yapısının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir ihale süreci var ve bitti. Bunun altındaki otoparkın kesinlikle bizim tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek hale gelmesi lazım. Bu projenin
çok net olarak da ordu halkıyla paylaşılması lazım. Eski çarşamba pazarınınsa ne olacağı da merak konusuydu. Başkan Levent Karlıbel konuya açıklık getirdi ancak ordunun standartlarına uygun bir proje olmadığını, acilen projenin revize edilmesi gerektiğini söyledi. İkincisi eski çarşamba pazarı. Üstünde yapılan projeyi gördüm. Bizim dokumuza ve yaşam standartlarımıza uygun bir şey değil bu. Yani mutlaka revize edilmeli o proje. Ordu'nun kendi kültürü olan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Karlıbel, eski çarşamba pazarı projesinde orduyu yönetenlere seslendi. Yani birincisi şu bedesten hikayesinden vazgeçmek lazım. Ordu bir Anadolu kenti değil, ordu kendi dokusu, kültürü olan bir şehir. Bizde bedesten tarih boyunca olmadı. Dolayısıyla da bedestendi, kılçadırdı. Bu tür ciddiyetten uzak sloganlardan sıyrılmalı, ordunun dokusuna uygun, doğru, düzgün, mantıklı, işlevsel işler yapmalı. Evet, açıkçası tespitler müthiş. Oldukça yerinde. Karlıbel oldukça net bir şekilde izah etti açıkçası. Hem otopark hem çarşamba pazarı sorunlarına peyderpey değindi. Gerçekten ordu yöneten isimlerin bu sorunları dile getirmesi, modern şehirciliği de savunması gerçekten önemli. Şu an çarşamba pazarında büyük bir ihtiyaç var. Havalar soğudu malum. Oradaki büyüklerimiz çok müthiş koşullarda esnaflık icra edemiyorlar. Bu anlamda bu soruna dile getirmek de bence de önemliydi. Karlıbel'e de buradan teşekkür ediyoruz esnaflarımızın da adına. Evet, bir diğer orduyu yöneten isimler arasında yer alan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'dan bahsedeceğiz. Akça fındıkta söz sahibi ordu olmalı dedi efendim ve fındığı artık ham madde olarak değil, katma değerini yükseltecek ürün haline getirilmesinin mühim bir konu olduğunu vurguladı ve yetkililere seslendi. Dünyanın en büyük fındık üreticisi ülkesiyiz. Aynı zamanda iliyiz. Dolayısıyla fındıkla alakalı kesinlikle masadaki oyun kurucu ve söz sahibi bizim olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Fındıkta söz sahibi ordu olmalı dedi Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça. Fındığı artık ham madde olarak değil, katma değerini yükseltecek ürün haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Fındığı ham madde olarak satmayı bırakıp mamul madde üretecek, katma değeri yüksek ürünler haline dönüştürecek tesislerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başkan Akça, fındıkla ilgili topyekün mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, bir olunduğu sürece fındıkta gelirin yükseleceğini işaret etti. Bir olmamız lazım, birlikte olmamız lazım, birlikte hareket etmemiz lazım. Üreticisi, sanayicisi, ihracatçısı, manavut, tüccarı herkesin bir olması. 2 milyar dolar para kazandığımız bu üründen, ülkemize ihracat geliri olarak gelir elde ettiğimiz bu üründen en az 10-15 milyar dolar arasında bir gelir elde etme şansına sahibiz. Başkan Akça, mamül fındık üreten firmalara da ekstra destek verilmesinin mühim bir konu olduğunu dile getirdi. Fındıkla alakalı mamül madde üretmekle ilgili çalışmaları olan, girişimleri olan, hatta üretimlerini yapan firmaların da destek verilerek, teşvik verilerek kapasitelerinin artırılması ve ürettikleri ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesiyle alakalı teşviklerin sunulması gerekir bu firmalara ki bu firmalar da tecrübelerini, bilgi birikimlerini aktararak daha pazarlanabilir, daha yüksek gelir elde edebilecek ürünleri üretsinler ve bununla alakalı yatırımlarını yapabilsinler. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça yetkililere seslendi. Mamul maddeyi satma pozisyona gelmemizle alakalıdır. Çağrımız bunun içindir. İnşallah bu çağrımız hem siyasilerimiz tarafından hem bürokratlarımız tarafından hem de yerel yöneticilerimiz tarafından bir karşılık bulur. En kısa sürede hayata geçirebilmek için hamleler yapılır. Biz varız. Bundan sonra da bütün kesimleri olarak, fındığın bütün paydaşları olarak bu işe sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet, malum artık havalar epey bir soğudu. Fındık dallarında ise bakım zamanı devam ediyor. Yeni hasat dönemi içinde. Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan da tam da bu bakım sürecine ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu. Üreticiler için yılın 11 ayı boyunca emek isteyen fındık bakımının bu dönemde yapılması gerekenlerini anlattı. Yeşil altın fındıklar artık her bölgede dalından koptu, yolculuğuna devam ediyor. Ancak geride kalan fındık dallarını da unutmamak gerekiyor. Artık havalar soğudu, fındık dallarındaysa bakım zamanı devam ediyor. Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan, üreticiler için yılın 11 ayı boyunca emek isteyen fındık bakımında bu dönemde yapılması gerekenleri anlattı. Tabii fındıkta en önemli tarafı artık bir kışlık bakımlar. Yani fındık Eylül ayında hasattan çıktık, Eylül ayından itibaren de fındığımıza bakmamız gerekiyor. Çünkü ürün verdi, dallarımız yorgun. Dallarımızda hasta olan dallar var, kuruyan dallar var, diplerinde filizleri büyüyen dallar var, kırılan dallarımız var çünkü hasat döneminde. Bunların muhakkak gözden geçirilmesi lazım. Arslan Soy'dan budama yapılması gerektiğinin altını çizerek gübrelemenin de detaylarına değindi. Özellikle bu aylarda artık sonlara doğru da yaklaşıyoruz, budama yapılması gerekiyor. Kırılan dallarımız var, bunları çıkarmamız gerekiyor. Dip temizliğini yapmamız gerekiyor. Kışlık gübrenin verilme zamanı, bunu yapmamız gerekiyor. Ama kirecin son zamanları şu anda da verilebilir ama son zamanlarına doğru geliyoruz. Ayrıca tabii hayvan gübresi fındığın diplerine dökmemiz gerekiyor. Tabii ki hayvan gübresini verirken de yanmış hayvan gübresinin olması lazım. Bu dönemde üreticilere önemli görevler düştüğünü belirten Soy'dan, kışlık bakımın en iyi şekilde yapılması gerektiğine de ayrı parantez açtı. Üreticilerimize bugünlerde muhakkak önemli görevler düşüyor. Çünkü eğer bu aylarda kışlık bakımlarını en iyi şekilde yaparsak, baharda fındık verimi için, fındık doğumu için dallarımızın daha güçlü olmasını sağlayacağız. Toprağımızın fındığımızı besleyecek olan besinleri verdiğimizde, hem toprak hem dallarımız daha güçlü olarak muhakkak fındık verimine en iyi şekilde hazırlamış olacağız. Onun için bu zamanlarda, bu günlerde kışlık bakımlarını muhakkak yapmamızda fayda var. Evet, mesaisinin büyük bir bölümünü açıkçası sahada geçiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, güne Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek başladı. İzliyoruz. Hayırlı sabahlar, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Mesaisinin büyük bir bölümünü sahada geçiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, güne Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek başladı. Arkadaşların adına size teşekkür ediyorum. Sizden Allah razı olsun. Sizin sayenizde bir şeyler gördük. Yuvamızda, her yerde yüzümüz güldü. Çok şükür. Allah yolunuzu açık eylesin. Allah razı olsun. Kısa süre önce vatan toprağına düşen 12 şehidi yad ederek konuşmasına başlayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Biriminin her yönüyle hem insan kalitesi hem çalışma ahlakıyla bölgelerinde örnek gösterilen birimler ve kurumlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde Altınordu Belediyesi'nin 25 hizmet aracıyla temizlik faaliyetleri sürdürdüğünü belirten Başkan Tören, "Çok şükür Altınordu Belediyesi olarak geldiğimizde 25 hizmet aracıyla bu şehrin temizliğine yetişmeye çalışıyorduk. Yeni dönemde bu sayı 50'nin üzerine çıktı. Yani büyüyen, aynı zamanda millileşen bir Altınordu Belediyesi var," dedi. "Çok şükür Altınordu Belediyesi olarak geldiğimizde arkadaşlarımız hatırlayacaktır. 25-26 tane hizmet aracıyla bu şehrin temizliğine yetişmeye çalışıyorduk. Yeni dönemde bu sayı 50'nin üstüne çıktı. Yani büyüyen, aynı zamanda millileşen bir Altınordu Belediyesi ve temizlik hizmetleriyle ilgili birimimizin çok şükür her yönüyle hem insan kalitesi hem çalışma ahlakı ile bölgesinde örnek gösterilen birimler ve kurumlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz."
Kent temizliği hizmetlerinde her geçen gün mükemmele bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Başkan Tören, mühendisinden işçisine, yöneticisinden şoförüne, her bir arkadaşımızın ortak gayreti. Biz buna akıl teri diyoruz. Bizi bu noktalara taşıdı ifadesinde bulundu. Çalışmalarda ve her geçen gün mükemmele bir adım daha yakınlaştığımız temiz, huzurlu, güvenli ordu, altın ordu hedeflerimize bizi yakınlaştıran liyakatlı, ehliyetli, bir o kadar da şehre karşı sorumlu, heyecanlı arkadaşlarımız var. Tabii onları da bu teşekkürümüzün, bu minnetimizin ve bu şükranlarımızın dışında bırakmıyoruz. Mühendisinden işçisine, yöneticisinden şoförüne, her bir arkadaşımızın ortak gayreti, ki biz buna akıl teri diyoruz. Emeğin ve alın terinin hakkını daima gözettiklerini, emekçi ve emek dostu bir belediye olduklarını dile getiren Başkan Tören, aziz olan ömür değil emek diyerek bu emeği de insan onuruna yakışan bir iş ve insanca yaşayabilecekleri bir mali düzeye erişmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Aziz olan ömür değil emek. Bu emeği de Allah'a hamdolsun geldiğimiz günden itibaren insan onuruna yakışır bir iş ve insanca yaşayabilecekleri bir mali düzeye erişmeleri için elimizden ne geliyorsa, bazen sözleşmeleri bir kenara bırakıp refah payı adı altında arkadaşlarımızın muhannete muhtaç olmaması adına taşın altına elimizi gövdemizi koyduk. İşçilerin yeni yılını kutlayan Başkan Aşkın Tören, yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla hep birlikte hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. 92 mahallede sahada gezdiğim bu hayvanların aç kalmamasına vesile olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. Bunun inşallah devam edeceğine inanıyorum. Yani sokak hayvanları için size çok teşekkür ediyorum. Aç kalmıyorlar yani. Bunu kendimde hissediyorum. O hayvanların bizden beklentisini hissediyorum. 92 mahallede gezdiğim için bunun için size ayrıyetten teşekkür ediyorum. 15 sene içerisinde hastalık oldu, deprem oldu, sel oldu, borçlar oldu, her şey oldu. Başımızdaydınız. Sağ olun, her şeyi üstesiyle yendik. Bu rahatlığı, bu bolluğu sayenizde gördük. Gönlümüz sizinle beraber. Evet kıymetli dostlar, Ordu'da hepimizin de bildiği gibi Temmuz'da meydana gelen bir heyelan vardı ve bu heyelan nedeniyle de ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda onarım çalışmaları başlanmıştı. Bu çalışmalar tamamlandı demiştik. Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların sona ermesiyle birlikte yolun yeniden açıldığını ifade eden Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, sürücülere ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Ordu valisi Vali Muammer Erol da heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun yoğun bir çaba ve gayretle yeniden ulaşıma açılmasını sağlayan Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov ve Karayolları Teşkilatı'na teşekkür etti. Ordu Valiliği duyurdu. Ordu'da Temmuz'da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolundaki Mesudiye Dereyolu onarım çalışmaları tamamlandı. Ordu Valisi Muammer Erol, heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun yoğun bir çaba ve gayretle yeniden ulaşıma açılmasını sağlayan Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve Karayolları Teşkilatı'na teşekkür etti. Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, 10 Temmuz'da sağanak sonucu meydana gelen heyelan sonrası kapatılan Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz yolunun Darıcabaşı tüneli girişinde yürütülen çalışmaların bittiğini söyledi. Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların sona ermesiyle yolun yeniden açıldığını ifade eden Muammer Özer, sürücülere ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Özer, bölgede 60 metrelik viyadük inşa edildiğini vurgulayarak viyadük uzunlukları 30 metre olan 3 ayak üzerine kuruldu. Yolun asfaltlanması sonrası da yol yeniden ulaşıma açıldı dedi. Evet.
Evet, şimdi özellikle de işletme sahiplerini ilgilendiren bir gelişme. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştik. 20 yıl aradan sonra yeniden enflasyon düzeltme uygulaması hayata geçiyor demiştik. Yeminli mali müşavirlerde ise hedef enflasyonu aşağıya çekmede. TÜRMOB Disiplin Kurulu Genel Sekreteri Bahadır Baş işletmelere bir çağrıda bulundu efendim. Yıl sonuna kadar mali müşavirlerle ivedilikle bir araya gelinmesini önerdi Baş ve işletmelerin enflasyon muhasebesi yol haritasını yeni yıla kadar belirlemesi tavsiyesinde bulundu kendisi. Aksi takdirde işletmelere yeni yılda sürpriz bir verginin çıkabileceği belirtiliyor. Enflasyonla birlikte yaşayacağımız düşünüldüğünde enflasyon düzeltmesi mesaisi devam ediyor. Enflasyon düzeltmesi işletmelere çok önemli bir avantaj sağlamalı düşünüyorum diye düşünüyorum ama uygulamanın böyle olmayacağını görüyoruz. Niye? Enflasyon düzeltmesinde şunu göreceğiz. Öz sermayesi güçlü işletmeler vergi ödemeyecek. Öz sermayesi zayıf işletmeleri vergi bekleyecek. Yani 5 yıl boyunca hiçbir faaliyeti olmayan, geçmiş yıl zararı olan bir işletmeye 2024 yılının ilk geçici vergi döneminde veya 2024 yılının sonunda ilave bir vergi yükü gelecek. 20 yıl aradan sonra yeniden enflasyon düzeltme uygulaması hayata geçiyor. Enflasyon düzeltmesi işletmelerde bilançodaki parasal olmayan kıymetlerin tarihi değerlerinin düzeltmeye esas alınacak tutarın düzeltme katsayısıyla çarpılması suretiyle bilançonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması işlemi olarak tanımlanıyor. TÜRMOB Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş enflasyon düzeltmesi muhasebesi konusuna değindi. Düzenlemeler yapılırken vergi etkisiyle yapılıyor. Oysa bizim enflasyon düzeltmesinden anladığımız şirketlerimizin bilançolarının gerçek değere ulaşması. Ama bizim kafamızın arkasında maliye idaresinin şöyle bir görüşü var. Ben bu işten nasıl karlı çıkarım? Ben bu işten nasıl vergi alırım mantığıyla yaklaşıyorum. Bu mantık doğru bir yaklaşım değil. Bu işletmelerin arka sokaklara, yan yollara teşvik ediyor. Farklı çözümlere teşvik ediyor. Doğrusu şu. Önce finansal tablolarımızı düzeltelim. Hiçbir vergi alınmasın. Gerçek değere getirilsin. Ama bundan sonraki dönemde de adaletli bir vergi sistemiyle vergi alalım. Yoksa enflasyon muhasebesini yaptık. İşte bir tane örnek vereyim. Mecliste bekleyen bir torba yasa var. Bunun içerisinde ne getirdiler? Bankaları enflasyon muhasebesine muaf tutuyorlar. Niye? Çünkü bankalar enflasyon muhasebesi yaparsa daha az vergi ödeyecekler. Yaklaşım bu olmamalı. Bence hepimiz gerçeklerimizle yüzleşmeliyiz. Şirketlerimizin bilançolarıyla yüzleşmeliyiz devlet olarak. Vergi etkisi düşünülmeli dedi. TÜRMOB Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş, işletmelerde gerçeği ifade eden finansal tablolarla işletmelerin gerçek değerinin bulunması gerektiğini ifade etti. Enflasyon muhasebesi, enflasyon düzeltmesi demek şirketlerin finansal tablolarının gerçeği ifade etmesi demek. Bizim amacımız bu olmalı. Gerçeği ifade eden finansal tabloları ve gerçek şirketlerimizin gerçek değerini bulmalıyız enflasyon düzeltmesiyle. Bahadır Baş işletmelere çağrıda bulundu. Yıl sonuna kadar mali müşavirlerle ivedilikle bir araya gelinmesini öneren Baş, işletmelerin enflasyon muhasebesi yol haritasını yeni yıla kadar belirlenmesi tavsiyesinde bulundu. Bence yıl sonu gelmeden şirket sahiplerinin, İşletme sahiplerinin bir an önce mali müşavirlerle bir masanın etrafında oturup yıl sonu gelmeden özellikle altını çiziyorum işletmelerinin fotoğrafını çekip mali müşavirleriyle bu konuyu değerlendirip biz bu sürecin sonucunda ne kazanırız ne kaybederiz hesabı. Yani buna SWOT analizi dediğimiz işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini meslektaşlarımızla beraber herkesin incelemesi lazım. İvedi olarak iş dünyasının en büyük çağrımız mali müşavirlerle önümüzdeki 3-4 gün içerisinde bir araya gelin. Lütfen işletmenizin enflasyon muhasebesi yol haritasını bir belirleyin. Bu çok önemli. Aksi takdirde işletmelere yeni yılda sürpriz vergilerin çıkabileceği belirtiliyor. Evet, bizim de buradan işletmelere bir duyurumuz olsun. Hatırlatma babında aman efendim 4 gün kaldı yılın bitmesine. Dikkate alın, geç kalmayın ki olası bir sürprizle karşılaşmayın diyelim. Ve önemli bir habere gideceğiz şimdi. Önemli bir uyarı diyelim daha doğrusu. Malum hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları Ordu'da gerçekten sıkı bir mesai harcıyorlar ve 2023 yılında 950 bini aşkında çağrı aldılar. Ancak bu çağrıların %65'inin asılsız ve gereksiz çıktığını öğrendik. Geriye kalan 350 bin gerçek çağrı ise ilgili birimlere aktarıldı. Bu sayede ekipler hızlı bir şekilde olay yerinde hareket edebildiler. Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş asılsız ihbar ve çağrıları konuştu.
Vatandaş mesela bir ihbar veriyor. İşte olay yerine ekipler gidiyor. Böyle bir ihbar olmadığı görülüyor. Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları Ordu'da 2023 yılında tam 950 bini aşkın çağrı aldı. Ancak bu çağrıların %65'i asılsız ve gereksiz çıkarken geriye kalan 350 bin gerçek çağrı ise ilgili birimlere aktarıldı. Bu sayede ekipler hızlı bir şekilde olay yerine hareket etti. Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, asılsız ihbar ve çağrıları konuştu. 2023 yılında yaklaşık bu zamana kadar 950 bin çağrı aldık. Bu çağrıların 350 bini vakaya dönüşen, yani gerçek çağrılar, 600 bin gibi civarda asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardan oluşmaktadır. 2023 yılı genel anlamda bizim için yoğun bir yıl geçti. Ülkemizde yaşanan büyük bir deprem felaketi vardı. Çağrı merkezlerimizin altyapısı, teknik altyapısı tek bir sistem olduğu için bu deprem döneminde Adıyaman'ın çağrılarını karşıladık. Bu esnada çağrı yoğunluğumuz çoktu. Onun haricinde yine Temmuz ayında bir sel felaketimiz oldu. Bu gibi durumlarda yine yoğunluğumuz çok olmakta ve yakın zamanda yaşadığımız bir fırtına olayı oldu. Bu gibi durumlarda çağrı merkezimiz normal günlere göre bayağı bir yoğun olmaktadır. Doğal gazı kesilen, elektriği ve suyu giden, telefonda müzik dinleten vatandaşlar da 112'yi arıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, gereksiz çağrılar konusunda karşılaşılan durumları anlattı. Maalesef aramaların çoğu asılsız ihbar ve gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. Asılsız ihbarlar, vatandaş mesela bir ihbar veriyor, işte olay yerine ekipler gidiyor, böyle bir ihbar olmadığı görülüyor. Gereksiz aramalar da daha çok sarhoş aramaları oluyor. Çocuk aramaları oluyor, müzik dinleten oluyor, işte küfürlü tacizde bulunan oluyor. Yani bunun gibi birçok gereksiz aramalar olabiliyor. Veya hastane randevusu için arayan oluyor, doğalgazım gitti, elektriğim gitti, ne yapmalıyım, hani veya arızalandı. Veya bir telefoncu ya arıza için telefon götürüldüğünde telefoncuların da burayı deneme amaçlı aradıkları oluyor. Ücretsiz bir hat olduğu için genelde bu tarz aramalarla karşılaşıyoruz. Müdür Yeliz Çakar Güleş, gerçekten yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların 112'ye ulaşmakta geciktiğini ifade etti. Vatandaşlara empati yapma noktasında gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmeme konusunda çağrıda bulundu. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu gereksiz aramalar yüzünden bizlere ulaşması zorlaşmaktadır. Yani bu gibi konularda hani vatandaşımızdan aynı durumda kendisinin de yardıma ihtiyacı olacağını düşünerek 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyorum. Müdür Güleş, asılsız ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini de olumsuz etkilediğini aktardı. Asılsız çağrı ve ihbarların devlete israf oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Bizim en çok yani yakındığımız konu gereksiz meşgul edilmesi. Bu buradaki çalışan personelimizin de verimini düşürmekte. Yani işini yapmasını zorlaştırmakta. Ayrıca hani asılsız ihbarlarla da devletimize büyük bir israf oluşturmaktadır. O yüzden kesinlikle vatandaşlarımızın gerçekten ihtiyacı varsa 112'yi aramaları bizler için bir saniye bile çok önemli. Belki onlar hatta meşgul ederken buradaki arkadaşlarımız onlarla uğraşırken gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın can ve mal kaybına sebebiyet verebilirler. O yüzden 112 gereksiz aramamalarını rica ediyoruz. Gereksiz çağrılar bizi gerçekten çok yoruyor. Özellikle çocuk aramaları ya da 182 çağrıları bizleri çok yoruyor. Ama onlara da elimizden geldiği kadar üslubunca konuşup gerektiği izahı yapıp çağrıyı sonlandırıyoruz. Yani gerçekten yardımcı olmamız gereken bir vatandaşı biraz daha geç ulaşmamızı sağlıyorlar. Hani bizi engel oluyorlar diyebiliriz. Ne kadar az gereksiz çağrı bizim için o kadar iyi oluyor. Özellikle çocuklar aradığında ya da gereksiz mesela IP numaralar aradığında. Öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezleri 7 gün 24 saat 81 ilde tüm birimleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Evet, hepimizin adeta ciğerini yakan o haber, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 askerimizden bahsediyorum. Askerlerimiz için orduda bir yürüyüş düzenlendi. Altınordu ilçesi Sırıpaşa Caddesi'nde toplanan grup ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerinin fotoğraflarıyla şehitler anıtına kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunan program dua edilmesinin ardındansa sona erdi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ordu'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi. Vatan bölünmez. Kentteki bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar şehitlerimize destek, teröre lanet yürüyüşünde bir araya geldi. Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarıyla şehitler anıtına kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, şehitler ölmez, vatan bölünmez, ne mutlu Türk'üm diyene, vatan sana canım feda ve kahrolsun PKK şeklinde sloganlar attı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, ne mutlu Türk'üm diyene. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunan program dua edilmesinin ardından sona erdi. Yürüyüşe Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Akpınar, İyi Parti İl Başkanı Melikşah Murat Genç'le vatandaşlar katıldı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet, şimdi önemli bir habere gideceğiz. Kadınından erkeğine kadar hepimizi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Malum kolay silahlanma ülkemizde yoğun olarak görülmekte. Ordu Barosu Başkanı Avukat Sibel Torun bireysel silahlanmanın en çok kadın cinayetlerinde ortaya çıktığını ifade etti. Torun, bireysel silahlanma kapsamında İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ortak bir çalışma yapması çağrısında da bulundu. Bir avukat olarak ve bir kadın olarak bireysel silahlanmaya elbette ki karşıyım. Kolay silahlanma ülkemizde yoğun olarak görülüyor. Ordu Barosu Başkanı Avukat Sibel Torun, bireysel silahlanmanın en çok kadın cinayetlerinde ortaya çıktığını ifade etti ve çoğunun ruhsatsız silah olduğunun altını çizdi. Bireysel silahlandıklarına tanık oluyoruz. Bu en çok bizim karşımıza kadın cinayetleri noktasında çıkıyor. Biliyorsunuz son dönemlerde engelleyemediğimiz bir şekilde kadınlar nişanlıları tarafından, sevgilileri ve eşleri tarafından öldürülüyor ve hepsi de silahla öldürülüyor. Çoğu da ruhsatsız çıkıyor. Avukat Torun, bölgesel olarak baktığımızdaysa Karadeniz'de özel günlerde silah atma oyundan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Ve özellikle Karadeniz'de düğünlerde ne yazık ki bizim çok tatsız bir alışkanlığımız var, silah atma alışkanlığı var ve bu nedenle kaybettiğimiz nice canlar var. Türk toplum olarak üzüldüğümüzde, sevindiğimizde silaha sarılıyoruz. Silahla kendimizi belki motive ediyoruz ama bu anlamda çok ciddi anlamda tatsız günler ve zamanlar geçirdik. Avukat Sibel Torun, silah alacak vatandaşların ciddi bir kontrolden geçmesinin elzem bir durum olduğuna da dikkat çekti. Silahlanmanın gerçekten ihtiyaç sahibi olan, liyakat sahibi olan ve gerçekten hem psikolojik olarak ciddi bir değerlendirmeden geçen hem de kullanım amacı açısından ciddi bir araştırma yapılarak insanlara ruhsatlı silah verilmesi elbette ki taraftarıyım. Öte yandan sosyal medya üzerinden silah satışlarının yoğun olarak görüldüğünü dile getiren Ordu Barosu Başkanı Avukat Sibel Torun, bireysel silahlanma kapsamında İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ortak bir çalışma yapması çağrısında bulundu. Sosyal medyada da silah satışını görüyoruz hep birlikte. İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın belki ortak bir çalışma yaparak sosyal medya aracılığıyla bunların önüne geçmesini diliyorum. Ve aynı zamanda çıkacak olan yasalarla beraber silah edinmek isteyenlerin gerçek bir değerlendirmeden hem psikolojik hem de diğer anlamlardaki değerlendirmelerden geçerek silah edinmelerini isterim. Evet, keşke tabii ki bunlara hiç gerek kalmasa, ancak kendimizi savunma noktasında
bilinçli bir şekilde de teveccühünü etmek de tabii ki boynumuzun borcu. Evet, Fatsa Belediyesi'ne gidiyoruz. Fatsa Belediyesi vatandaşların yapı ruhsat talebine karşılık vermek için yoğun bir mesai sarf ediyor diyeceğiz. 2023 yılında toplam 431 adet ruhsat talebi olduğunu ifade etti. Fatsa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ömer Korgan ruhsat işlemlerinin ise detaylarını anlattı. Fatsa Belediyesi 2023 yılında 431 adet ruhsat talebi aldı. Fatsa Belediyesi vatandaşların yapı ruhsat talebine karşılık vermek için yoğun bir mesai sarf ediyor. İnşaat ve iskan ruhsatı için belediyeye müracaatta bulunan vatandaşların yoğun talebine karşılık vermeye çalışılıyor. Fatsa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ömer Korgan, yıl sonuna doğru vatandaşların daha fazla ilgi ve talepleri olduğunu belirterek, bu talepleri Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. Biz servis olarak, birim olarak belediyemize müracaatta bulunan vatandaşlarımızın özellikle inşaat ruhsatı ve işgal ruhsatı için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olarak talepleri sonlandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii bu doğrultuda yılbaşı olduğu için yıl sonuna doğru vatandaşlarımız daha fazla bir yoğun ilgi ve talepleri olabiliyor. Bu talepler doğrultusunda biz vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermeye, daha doğrusu ruhsat işe ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında toplam 431 adet ruhsat talebi olduğunu ifade eden Korgan, ruhsat işlemlerinin detaylarını anlattı. Bu doğrultuda 2023 yılında toplam ruhsat talebimiz 431 adet olmuş. Daha tam rakamlar yıl sonu itibariyle verileceği için Aralık ayı ruhsat talebinden bahsedeyim ben. Sadece bu ayda 85 adet ruhsat talebimiz olmuş. Aralık ayında verilmiş inşaat ruhsat sayımız sadece bu ay içerisinde, ayın 27'sine kadar ki verilen süre içerisinde 74 adet olmuş. Aralık ayı iskan ruhsatı talebimiz var. Bu talepler 73 adet olmuş. Bu talep karşılığında da 55 adetinin ruhsatını vermişiz. Tabii diğer geride kalan verilmeyenler inceleme ve evrak eksikliği dolayısıyla dosyasının tamamlanmasını bekliyor. Ayrıca vatandaşlarımız ruhsat işlemlerinin kolaylıkla tamamlanabilmeleri için bir kere ilk önce projelerine uygun binalarını, yapılarını yapmaları gerekiyor. Yapı denetimle ilgili sorunlarını, proje müellifleriyle ilgili evrak ve yaptırımları, yapmaları gerekenleri tamamlayıp bize başvurmaları gerekiyor. Bu doğrultuda biz projesi ve evrakları tamam olan tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardım edip yılbaşına kadar ruhsatlarını vermeye çalışıp taleplerini bu konuda sonlandırmayı düşünüyoruz ve yapıyoruz da. Evet, şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaşadığımız çağa da uygun teknolojik bir gelişmesiyle devam edeceğiz. TMO, üreticiden aldığı ürünleri teknolojik sistemlerle koruyor diyeceğiz daha doğrusu. Malum 2023 yılı oldukça bereketli geçti ve bunun ardından ise tarihinin alım rekorunu kırdı TMO. Hububatta tam 13 milyon tonu daha doğrusu geçen ürünü depolarına koydu. Kendi depolarının yanı sıra ise lisanslı depolardaki boş alanları da kullandı TMO ve birçok yerde de açık depolama alanları oluşturdu. Gelin birlikte bakalım. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiden aldığı ürünleri teknolojik sistemlerle koruyor. 2023 yılının bereketli geçmesiyle tarihinin alım rekorunu kıran TMO, Hububat'ta 13 milyon tonu geçen ürünü depolarına koydu. Kendi depolarının yanı sıra lisanslı depolarda boş alanları da kullanan TMO, birçok yerde de açık depolama alanları oluşturdu. Ürünlerin depolara konulmasıyla ürün muhafazası ön plana çıktı. Depolar 7/24 güvenlik personeli tarafından korunuyor. Aynı zamanda 24 saat kayıt yapan ve depoları farklı açılardan gösteren kameralar mevcut. Kamera çekimleri kayıt altına alınıyor. Güvenlik görevlilerince takipli cihazlarla saat başı rutin tur kontrol noktalarında butonlar okutuluyor.
Güvenlik görevlilerini ise güvenlik amirleri kontrol ediyor. TMO personeli ise belli periyotlarla hem sistemli hem de güvenlik görevlilerini denetliyor. Güvenlikler 7 gün 24 esasına göre 3 vardiya nöbet tutuyor. Bunun yanı sıra da rutin denetlemeler oluyor. TMO mevcut güvenlik tedbirlerine ek olarak TMO Genel Müdürlüğü'nden de denetleme ve kontrol personeli gönderiyor. Güvenlikler personelin ne zaman geleceğini bilmiyor. Sebebi ise denetlemelerin güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılması. Diğer taraftan güvenlik kameraları aracılığıyla da depoların güvenliği merkezden takip ediliyor. TMO'nun Karadeniz bölgesinde bulunan fındık depoları için de korumalar üst seviyede. Fındık fiyatlarının iyi olması nedeniyle bu yıl üreticiden fazla fındık almayan TMO, elindeki mevcut fındık ve bu yıl aldığı bir miktar fındığı da kendi deposuyla birlikte lisanslı depolarda muhafaza ediyor. TMO Ordu Baş Müdürlüğü yetkilileri depolardaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve ürünlerin daha yakından takip edilebilmesi amacıyla kameralı sistemlerin kurulduğunu belirtti. Böylece Ordu Merkez, Ünye, Fatsa ve Turna suyundaki fındık depoları 7/24 kayıt esasına dayanan kameralı sistemlerle izleniyor. Efendim, geçim başlı başına zaten bir sorun ve buna paralel olarak da maalesef Ordu'da geçimini hayvancılıkla sağlayanların sayısı da gitgide azalıyor. Artan maliyetler altında malum besiciler de eziliyor ve artık sattıkları ürünle geçimlerini sağlayamadıkları gerekçesiyle de hayvancılığı terk ediyorlar. Hatta artan fiyatlardan alıcıların yanı sıra satıcılar da şikayetçi. Ordu'da geçimini hayvancılıkla sağlayanların sayısı gitgide azalıyor. Artan maliyetler altında ezilen besiciler de artık sattıkları ürünle geçimlerini sağlayamadıkları gerekçesiyle hayvancılığı terk ediyor. Eskilerden oldukça yaygın olan mesleklerden olan besicilik, hayvancılık artık bitmek üzere. Sebebi ise artan maliyetler. Burada 4 hayvan için sadece 1 haftalık yem var, yani tam 6 çuval süt yemi var. Maliyeti ise 3,5 bin lira. Maliyetlerimiz çok uçtu. Bayağı bir uçtu. Yem fiyatları uçtu. Saman fiyatları uçtu. Artık maliyeti bize çok fazla geldi. Hayvancılıkla uğraşan Nesrin Karabuz, maliyetlerin artmasından dolayı hayvanlardan elde edilen ürünlerin fiyatlarının da arttığını, ancak buna rağmen maliyetlerini karşılamakta güçlük çektiğini dile getirdi. Düşünün, bir süt yem çuvalı 580-550 civarında. Maliyeti çok yüksek bize. Süt fiyatları da artıyor. Ben kişiye, topluma 3-5 tane müşterim var, örnek veriyorum. Süt satıyorum, süt satıcısıyım. Kişiye 130 TL yaptım, artış yapınca utanıyorum. Yani vicdanım kabul etmiyor. Peki bu süt yemlerini bu aracılar nasıl kabul ediyor? Nasıl vicdanları var? Hayvanlar için en temel ihtiyaç olan yemlerin fiyatlarının her hafta yükseldiğine dikkat çeken Nesrin Karabuz, fiyatların denetlenmesi ve bu artışa bir çözüm bulunması için çağrıda bulundu. Süt yemi en uygunu 550. 550'nin altında yok. Besi yemi o da 550'den başlıyor. Kepek bile 400 lira oldu ya. Soruyorum, yem fiyatları neden haftalık, aylık değil, haftalık artıyor? Çağrım bu aracılar, üreticileri, mutlaka küçük üreticileriz bizler. Severek yapıyoruz, hayvanları seviyoruz. Küçük üreticiler olarak devletimden, hükümetimden rica ediyorum bunları mutlaka denetim altına alıp fiyatları arttırmamaları. Öte yandan yem satışı yapan Emine Kabataş ise fiyatların artışında işçilik maliyetlerini, ham madde sıkıntısını ve enflasyonu işaret etti. İşçilik maliyeti var, benzin biliyorsunuz zam geliyor sürekli. İşte ham madde sıkıntısı var, bir tarafta savaş var, ne kadar burada yok deseler de. Hepsinin etkisi oluyor. Yani bir tek yem artmadı, her şey artıyor. Biz de uygun alıp uygun satmak isteriz. Ama biz de maliyetle alıyoruz. Yok satmamak için alıyoruz. Biz de yüksek fiyat alıyoruz. Dolayısıyla artan fiyatlardan alıcıların yanı sıra satıcılar da şikayetçi. Evet, bu haberimizle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yine aynı saatte 18.30'da görüşünceye dek. Hoşçakalın.